Yan bakma kavgasında karnına mermi saplandı ama vurulduğunu anlamadı. Eve gidip yattı. Başına geleni karnım ağrıyor diye gittiği hastanede fark eden gencin tuhaf kaderi geliyor ekran. Son attığı mermi rastgele değil. Bilinçli olarak orada atıyor. Kalın bağırsağı deliniyor. Hayatını da kaybedebilirdi burada. O bıçak çekti. Karşısındaki adam silah çıkardı. Laf atma kavgasında karnından vurulan genç yaralandığını anlamadı, eve gidip yattı. Bir saat karnında merminin olduğunun farkında değil, o şekilde geziyor çocuk. Ben çocuğumu kaybetmiş olsaydım ne olacaktı? Alaylı bir şekilde bir selam veriyor. Olay oradan başlıyor. İki genç kavgaya tutuşunca arkadaşları araya girdi. Bir husumetleri aralarında hiçbir şey yok. Bildiğim kadarıyla cezaevindeymiş. 3-4 gün olmuş çıkalı da. Ama öfkesine yenik düşen Fatih Karadeniz iş yerinden bıçak alıp geri gelince ortalık yine karıştı. Adil Toruk Fatih Karadeniz'in elinde bıçağı görünce silahını çıkardı, rastgele ateş etmeye başladı ve son sıktığı kurşun da Fatih Karadeniz'in karnına isabet etti. Ama vurulduğunu fark etmedi, kavgaya devam etti. Taksiyle geliyor, eve geliyor, yatıyor, sancım var diyor. Fatih Karadeniz başına geleni babasıyla gittiği hastanede öğrendi. Sağ tarafından giriyor, orada kalın bağırsağı deliyor. Ki dışarıda çıkmıyor. Olaydan sonra gözaltına alınan 24 yaşındaki Adil Toruk tutuklandı. Ben isterim 20 sene yatsın, 30 sene yatsın.